Özellikle tabii Safranbolu'daki koruma altındaki bütün eserlere baktığımızda aslında bu uyanışla beraber Safranbolu'daki insanlar, kurumlar Safranbolu evlerini, Safranbolu camilerini, hanlarını, hamamlarını, sokaklarını korumak için büyük yatırımlarda bulunuyorlar. Tabii benim burada hem kaymakam hem belediye başkanı olarak yaklaşık 2 yıl burada görev yaptım. O dönemde de bu anlamda çalışmalarımız oldu. Özellikle Akçasu Vadisi'ni biz turizme açtıktan sonra koruma, oradaki 17 evin Kültür Bakanlığı'ndan projesini aslında biz ödenek çıkartarak yaklaşık 550 bin liralık ödenekle Kültür Bakanlığı desteğiyle oradaki 17 evin projesini, koruma ve restorasyon projesini hazırladık. Şimdi onlar hazır. Kaymakamlar evinde biz İçişleri Bakanlığımızın vilayetler hizmet birliği vasıtasıyla buraya bir ödenek sağ olsun bakanlığımız gönderdi. Ve biz onun projesi geçtiğimiz haftalarda onaylandı ve koruma kurulu tarafından onaylandı. Koruma kurulunun onaylamasına müteakip biz hemen şimdi ihale ön hazırlıklarını yapıyoruz. En yakın zamanda da ihalesini tamamladıktan sonra orayı aslına uygun bir şekilde öncelikle restore edeceğiz. Kalealtı İlkokulu'nun restorasyon projesi devam ediyor. Şu anda durdu ancak hepinizin malumu olduğu üzere bu işleri alan müteahhitlere belli bir hak tanıdı. Müteahhit o hakkını kullandı, tasfiye hakkını. Biz tekrardan devletimizin imkanlarıyla Kalealtı İlkokulu'nu tekrardan faaliyete geçirecek şekilde, okul olarak değil ama belki de müze olacak şekilde oraya restorasyonu en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Safranbolu'da sivil mimari örneği, anıtsal mimariler, camiler, çeşmeler gibi hem merkezde hem köylerde yaklaşık 1750 tane bizim korunması gerek tescilli binamız var. Şimdi eserimiz var. Bunların sadece son 4 yılda aslında projesi onaylanan yaklaşık 200 tane. Ancak baktığımızda projeler tabii projesi olsa bile bunların hepsinin hemen yapılacak diye bir şey yok. Projeler zamanında yapılıyor. Sonradan bunlar restore edilebiliyor. İşte bugüne kadar bu 1750 eserden nereden baksanız yaklaşık 600 üzerinde 700'e yakın eser restore edilmiş durumda. Tabii bütün bu çalışmalar bir yandan devam ediyor. Proje olması bu anlamda önemli. Projeleri vatandaşlarımız Kültür Bakanlığı desteğiyle çiziyor. Kültür Bakanlığı %100 hibe veriyor projelerde. Birçok projede hepsinde aşağı yukarı. Ancak tabi onu da sıraya koyuyor. Çünkü Safranbolu'dan proje anlamında başvuru da çok. Yapım aşamasında da hem hibeler hem krediler söz konusu. O yüzden projeler olsa bile yapım hemen başlamayabiliyor. Gerçi olabilir.